Milletvekiller hepiniz saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Sayın Başkan, 6 askerimiz, 6 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Bunları katleden terör örgütünün şiddeti kınadığımı belirtmek istiyorum ve rahmet diliyorum. Şu fotoğrafa hepiniz ibretle bakın değerli arkadaşlar. Bu fotoda yoksulluk var. Bu fotoda ibretlik bir vaka var. Maalesef değerli arkadaşlar, bu ülkeyi yönetenler kendi topraklarını korumak için mücadele eden askerlerine yaptığı muamele bu. Suriyelilere ev yaparlar İdlib'de, yüz binlerce, milyonlarca mülteciye bakarlar ama kendi vatan toprağını korumak için şehit olan askerlerimize bakamazlar. Türkiye'nin fotoğrafıdır bu. Bunların tek özelliği bundan da siyaset yaparak şehit tabutları üzerinde konuşmaktır. Bunu kamuoyunu takdirlerine sunmak istiyorum. Bir başka fotoğraf. Buna bakın da bir bak buna. Bir bak da utan, utanman varsa. Şu fotoğrafa bakın. Ülkenin düşmüş olduğu durum bu. Türkiye'nin düşmüş olduğu durum bu. Bursa Uludağ kadın basketbol takımına vize verilmemiş. Değerli arkadaşlar, Avrupa hedefleyenler bugün Avrupa'nın gözünde 3. sınıf Afrika ülkesi durumuna düşmüş durumdalar. Sen Afrika ülkelerine vize ver, ama bir uluslararası maça giden Bursa basketbol takımına vize verme. 5 kişi gidebiliyor. Bu sizin utancınızdır. Türkiye'nin Avrupa'da düştüğünün durumu resmidir bu. Ne diyor? Yok böyle bir rezalet. Evet, yok böyle bir rezalet. Değerli arkadaşlar, elimde bir fotoğraf var. Bu fotoğraf Türkiye yüzyıllı fotoğrafı. Muhtemelen TRT3 bunu göstermez. Ben de bu yoldan göstereyim size. Bu AKP'nin Türkiye yüzyılı. Birazdan bunu anlatacağım. Şimdi gelen bir başka vade. Bunu da muhtemelen TRT3 göstermez. Onu da buradan Sayın Başkanım'ın müsaadesiyle göstereyim değerli arkadaşlar. Bakın burası önemli. Bu seçimden sonra yapılan ilk bütçe. Ne var? Memur ve emekliye zam müjdesi var. Ne var? 3600 ek gösterge tüm memurları kapsayacak var. Ne var? Başkandan esnafa 7200 müjdesi. 7200 müjde veriyor esnafa. O emekli olamayan esnafa müjde veriyor. Başka ne var? Çalışana ve emekliye çifte kazanç var. 3600 ek gösterge var. Kamuda mülakat var. Bu önemli. Nereye gitti hanımefendi? Onların tuzu kuru. Ama fakir fukaranın çocuğu mülakat kaldırılacak diye size oy verdi. Mülakat kaldırıldı mı? Kaldırılmadı. Maalesef çocuklarımızın geleceğini umudunuzu yok ettiniz. Evde çalışan kadınlara ve ev hanımlarına emeklilik priminin 1/3'ünü kim ödeyecekti? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödeyecekti. AKP ödeyecekti. Var mı bir gelişme bütçede var mı? Yok. Başka ne var? ADS, meşhur aile destekleri sigortası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu projesi. Bizden arakladılar. Ne dediler? Her eve en az bir asgari ücret girecek dediler. Bak nerede yazıyor? Aile destekleri sigortası. Oldu mu? Olmadı. Geçtiğimiz gün 15 Temmuz gazileri meclisin önüne gelmiş eylem yapıyorlar. Diyorlar ki size, bize demiyorlar. Verdiğimiz oy sizin gözünüze dizinize dursun diyorlar. 15 Temmuz gazilerine maaş bağlanamamış değerli arkadaşlar. Türkiye'nin durumu bu. Başka gelelim değerli arkadaşlar. Bakın bu memlekette her şey düzelir. Bu memlekette ekonomi kötü olur, tedbir alırsın düzelir. Enflasyon tedbir alırsın düzelir. Faiz tedbir alırsın düşer. Ama değerli arkadaşlar, bakın bu memlekette ahlak yok olursa, utanma duygusu yok olursa, ar yok olursa bunu düzeltmek zor olur. Bu ar, ahlak, sağcının, solcunun, milliyetçinin, sosyalistin, ateistin, muhafazakarın ortak değerleri vardı bu Anadolu topraklarında. Bunları yok ettiniz, bunları. Faiz düzelir. İşsizlik düzelir. Ama ahlakı yok ettiniz, ahlakı.
Bu memlekette utanma duygusunu yok ettiniz değerli arkadaşlar. Birkaç örnek vereceğim. Bakın rüşvet alan rüşvet aldığına utanmaz. İş takibi yaparak milyarlarca lira cebe atanlar utanmaz. İş takibi yapıp bakanla kara para aklayışı arasında iş çözme vaadiyle 10 milyon euro isteyen gazeteci utanmaz. Utanması gereken biri daha var. O 10 milyon euro rüşvet istediği iddia edilen bakan utanmaz, bakan. Mafya lideriyle gazeteciyi barıştırıp, mafya lideriyle İçişleri Bakanlığı barıştırmaya çalışan gazeteci utanmaz. Mafya lideriyle barışmaya çalışan İçişleri Bakanı hiç utanmaz. Değerli arkadaşlar, mafyadan maaş alan milletvekili utanmaz. İBB'den burs değil servet alan vekilleriniz utanmaz ki onu ben gündeme getirdim. Bir de üzerine benden 500 bin TL para istiyorlar. 7 trilyon 200 bin lira almışlar. Amerika'ya gitmiş okumuşlar, milletvekili olmuşlar. Onlar utanmaz. Maalesef utanma duygusu yok. Değerli arkadaşlar, geçenlerde bir sokak röportajda diyor ki bu sosyal çürümedir diyor bir vatandaş. Evet, 22 yılda yarattığınız şey sosyal çürüme. Maalesef TikTok denilen uygulamada ev kadınları vücutlarını teşhir ederek para kazanıyor. Çok izlenen sizin fonladığınız yandaş kanallardaki televizyon programlarını izlemekten ben utanıyorum. Ne diyor biliyor musunuz birinde? Çocuğu olmuş, çocuğuyla ilgili DNA testi yapıyorlar. Çocuğu komşudan çıkıyor, kadın bağırıyor yaşasın diyor, komşudan çocuk oldu diyor. Böyle bir ahlaki yoksullukla, böyle bir düzenle karşı karşıyayız. Maalesef ahlaksızlık almış başını gidiyor. Peki değerli arkadaşlar, bu meşhur din adamları ne yapıyor? Diyor ki 90 kilometreden fazla kadın yol yapamaz diyor. Bakın bu kadar ahlaksızlığın yaşandığı yerde. Başka ne yapıyorlar? Yılbaşı kutlamalar yasaklansın. Konser, gençlerin gittiği konserler yasaklansın diyorlar. Bir de bir televizyon dizisinde Kızıl Goncalar dizisi yasaklansın diye uğraşıyorlar. Ya ve utanmaz o adamlar. Ve utanmaz tarikatçılar. Ve utanmaz din adamlar, o din adamı gibi konuşanlar. TikTok'a demeç verenler. Şu ahlakı düzeltmek için bir şeyler söyleyin. Şu yok olan ahlakımızı, değerlerimizi düzeltmek için bir şeyler söyleyin. Değerli arkadaşlar, bakın çözmemiz gereken mesele bu. Çözmemiz gereken mesele bu. Maalesef dindar bir nesil yetiştireceksiniz değerli arkadaşlar. Kimlerin yetiştiğini görüyorsunuz bakın. Burada kimlerin yetiştiğini görüyorsunuz. Maalesef bu, bu birdenbire türemedi. Bu sizin uyguladığınız ekonomik politikaların sonucu. Niye? Para nereden bulup gelirse gelsin diyorsunuz ya. Para nereden gelirse gelirse bu ekonomik politikalar sonucunda kim var? Dünyada ne kadar namussuz varsa Türkiye'de. Dünyada ne kadar kaçakçı varsa Türkiye'de. Azeri, Çin, Avustralya. Oradaki baronlar Türkiye'de. Nerede? Nerede? Ey yerli ve milliler. Ya Türk pasaportunu satıyorsunuz ya 400 bin dolara. Adamlar getiriyorlar 400 bin dolara. Gelip İstanbul'un göbeğinde ne yapıyorlar? İstanbul'un göbeğinde efelik yapıyorlar. İçişleri Bakanı Sayın Ali Kaya'nın, Ali Yerli Kaya'nın deyimiyle söylüyorum. Türkiye'de suç örgütü cenneti oldu. Kim yaptı? Biz mi yaptık? Türkiye suç örgütü cenneti olduysa o da sizin sayenizde, sizin. Sizin sayenizde. Memlekette, memlekette değerli arkadaşlar. Ya nasıl zenginleşiyorlar? Aslında bakın insanlar artık çalışarak, üreterek, ihracat yaparak zenginleşmeden umudunu kesmiş. Ne yapacak? Örnekleri var. Yarattığınız Tosuncuk var. Torex var. Başka kim var? Dinan var. Engin var. Candan var. Eylül var. Seçil var. Özden var. Var da var. Bunların hepsinin ortak özelliği ne biliyor bu TikTokçuların, fenomenlerin? Önce Umre'ye gidiyorlar. Sonra Dubai'ye. Sonra nereye? Gürcistan'a. Sonra ne yapıyorlar? Sonra ne yapıyorlar? Estetik yapıyorlar. Benim gibilerle ilişkisi yok hanımefendi. Bunlar sizin siyasi akrabalarınız. Siyasi akrabalarınız. Bunları siz yarattınız. Siz. Bunları siz yarattınız. Bunlarla bir tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin fotoğrafı yok. Ama sizin albümünüz var. Albümünüz. Bir tane CHP'nin fotoğrafı yok. Utanmadan bir de laf atıyorsunuz. Dizi film olur. Dizi film. Dizi film. Dizi film olur bu şey yaptıklarınız sizin. Utanmadan konuşuyorsunuz bir de karşımda. Utanmıyorsun bile. Utanmıyorsun. Utanmaz. Bu senin eserin. Dindar nesil yetiştireceğim diye
dolandırıcı, namussuz insanları memleketin başına bela ettiniz. Buyurun toparlayın. Buyurun. Hemen toparlayayım. Şimdi hakkınızı yemeyin bakın. Bakın ben sanmayın ki hep eleştiririm. Hakkınızı da veririm. Siz dünya siyasi tarihine gelen en yetenekli siyasi hareketsiniz. Bakın niye? Dili bilmeyen, akademiden haber olmayan Salman Öğüt'ü rektör yaptınız, rektör. Bir başka iktidar yapabilir mi? İnsan eskiden burada oturan Profesör Doktor Naci Bostancı'ya bakar da utanır. Başka kim var? Değerli arkadaşlar, öyle yetenekler ki hayvanat bahçesi müdürünü TÜBİT'e atıyorlar. Sen yapabilir misin? Yapabilir misiniz? Müthiş yetenekler. Başka? Değerli arkadaşlar, ömründe bankaya para çekip yatırma dışında hiçbir özelliği olmayan eski milletvekillerinin tamamı, burada listesi var. Tamamı banka yönetim kurulu üyesi. Sizi kutlarım. Siz pehlivandan bankacı yarattınız. Bir başkası daha var. Bak bankacılara bak. Mevlüt Uysal, Veysi Kaynak, Mahmut Kaçar, Selçuk Kaleli, Fazlı Kılıç. Sizi kutlarım vallahi. Bakın bir tedbir alın. Deutsche Bank, Citibank duyarsa bunlar sizden alabilir. Ona da dikkat edin. Değerli arkadaşlar, başka örnekler de var. Türkiye Uzay Ajansı'na bakın. Türkiye Uzay Ajansı'na 2 yıllık sebze üretim tekniği bölüm mezunu AKP'li İlyas Haliloğlu atanmış. Mübarek sanki uzayda hıyar yetiştirecek, domates yetiştirecek. Eski güreş hakemi şehit tiyatrona gelen bir durum. Bakın bir başka resim daha, bir başka resim daha. Bu kim biliyor musunuz? Bu da sizin eseriniz. Tanıyorsunuz, bunu tanıyorsunuz. Bunu da tanırsınız, bu da akrabanız. Bu kim? Adam Yeşilay Dernek Başkanı Kilis'in. Ne yapmış sigarayla mücadele, ne yapmış? Adam bir şey yapmamış. 800 gramcık bir uyuşturucu arabasında yakalanmış. Değerli arkadaşlar. Hele bu var ki bu. Hele şuna. Peki, teşekkür ederiz. Bizimkiler tanımıyor. Siz çok iyi tanıyorsunuz. Diyorsun ki ya Vela Baba'nın fonu mu var? Kimin bunlarla selam varsa bunların Allah belasını versin. Kim selam vermişse, kime sıkışmışsa, kimin fotoğrafı varsa, kim kokola girmişse onun Allah belasını versin. Ben bir şey söyleyeceğim size. Değerli arkadaşlar, bakın bu kadar kara para aklanıyor. Milyonlarca dolar sokağa saçılıyor. Bunların bu garibanları tek başına yapması mümkün mü? Ya siyasi bağ olmadan bunların yapması mümkün mü? Siyasi bağ olmadan Tosuncu'nun dolandırması mümkün mü? Siyasi bağ olmadan Torex'in dolandırması mümkün mü? Korunmadan İlhan Polat'ın, Engin Polat'ın korunması mümkün mü? En son bir şey söyleyeyim. Futbolcular seçile para veriyorlar, para. Para veriyorlar seçile. Parayı alamayınca devreye kim giriyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ya Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, sen iki tane dolandırıcının arasına niye giriyorsun? Kimin bağı varmış? Bunların altında hepsinde sizin imzanız var. Nerede? Bakın tekrar söylüyorum. Bir tane CHP'li resmi getirir, utanacağım ben. Memlekette ne kadar dolandırıcı varsa, ne kadar hırsız varsa, ne kadar hırsız varsa, ne kadar uyuşturucu baronu varsa sizin bakanlarınızda, sizin siyasetçilerinizde resmi var. Bu grupta 10 bin dolar mafyadan alan bir tek siyasetçi yok. Utanması gereken birileri varsa o da sensin. O da sensin. O da sensin. O da sensin.